Herkese merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz e, CSGO için en yüksek FPS ayarlarını almak adına Neler yapmak lazım, hangi ayarları değiştirmek lazım Bunlara bakacağız e, Aslında 3 ana başlıkla incelemek lazım e, Bunların bir tanesi masaüstü ayarları yani bilgisayarınızın ayarları neler olmalı İkincisi ekran kartının ayarları Ve son olarak da CSGO için Gerek launch options olsun e, gerekse oyun içerisindeki ayarlar nasıl yapılmalı bunlara bakacağız üst ayarlarında öncelikli olarak mutlaka güç ayarlarına gitmeniz gerekiyor. Buradan hemen power ayarlara gittiğimde burada ayarlar kısmında mutlaka en e, performanslı ayar seçmeniz lazım. Bu neden yapıyoruz peki? Eğer yüksek performans seçmezsek e, bilgisayar zaman zaman işte CPU kullanımı olsun, GPU kullanımı olsun, RAM kullanımı olsun bunları gücü koruma adına e, az kullanmaya başlayabiliyor. İkinci olarak masaüstündeki ikonlar, e, şu an görüyorsunuz ben masaüstünde hiçbir ikon bulundurmuyorum ama hepsini bir tane folder'ın altına attım. Bunlar masaüstünde durursa maalesef Windows bunların arka taraftaki bilgilerini sürekli tutuyor. Yani işte kısa yol bilgileri olsun, e, neyi çalıştıracağı bilgiler olsun vesaire. E, bunlarda da bir kaynak harcaması yaptığı için e, mutlaka masaüstünüzün olabildiğince ikonlarını temizlemeniz lazım. Diğer bir konu da e, bilgisayarınızda kullanmanız gereken bir program. Bu program aslında e, bilgisayarınızdaki çöp anlamında yer alan her şeyin silinmesini sağlıyor. Bundan kastım nedir? Biliyorsunuz her internete girdiğinizde veya her bir şey indirdiğinizde, oyun indirdiğinizde vesaire bir dosya indirdiğinizde arka tarafında sistemde mutlaka bunun ufak ufak parçaları kalır. Burada mesela SeaCleaner'in Windows tarafındaki özelliklerde işte e, internet explorer olsun e, veya sistemdeki diğer Windows'da özellikli olan tüm ufak tefek e, çöplüklerin silinmesini sağlıyor. Bunlar işte internetteki cache, Hani internete girdiniz, işte cookie'ler, e, session bilgileri vesaire, bunların hepsini silebiliyor. Aynı yani şekilde application'lar için de bu geçerli. E, özellikle browser'ların kullandığı ve arka tarafta biriktirdiği gereksiz bilgileri zaman zaman siliyor. E, bunları biz tabii eskiden 10 sene önce bilgisayarda kendimiz gider direkt folder'larından kendimiz silerdik. Hani temp adı verilen folder'lardan. Şimdi böyle program çıkardılar ki çok da yararlı bir program. Bunu işte birkaç haftada bir, haftada bir yaparsanız silerseniz o tarz çöplükleri e, silmiş ve bilgisayarınızı daha da rahatlatmış oluyorsunuz. Ayarlar konusundaki belki de en önemli noktamız ekran kartı ayarları. Ben burada Nvidia üzerinden gideceğim. E, elimde Nvidia ekran kartı olduğu için ki zaten e, AMD kullananlar da belli özellikleri yine aynı şekilde AMD'nin ayarlarından kapatırlarsa veya düzeltirlerse sorun kalmaz. Şimdi kontrol panele gidelim. E, normalde monitörünüzün e, çözünürlüğü neyse burada onu veriyorsunuz. Benimki mesela 1080p. Ee, burada tabii FPS arttırıcı sebeplerden bir tanesi de oyundaki çözünürlüğünüzle monitörün çözünürlüğünü aynı yapmak. Yani ben oyunda 1468 oynuyorum mesela, buraya gider masaüstü çözünürlüğümü de bu şekilde yaparsam iki e, hem monitör hem de oyunu çözünürlüğü birbirine eş olacağı için daha yüksek FPS alabiliyorum. Ama şu an için benim böyle bir sıkıntım olmadığından dolayı masaüstün normal. 1080p kullanıyorum. Çünkü 1024 masa üzerinde gerçekten çok kalitesi bir görüntü sallıyor. Sadece oyun için kullanacaksanız o an ve yüksek FPS olsun istiyorsanız oyun kısmında, oyun esnasında bunu böyle yapar sonra tekrar değiştirirsiniz. Tabi diğer konuda monitörünüzün refresh rate'i kaçsa mutlaka maksimum olarak onu seçmek lazım. Genelde 60 Hz olan arkadaşlar var. Oyuncu monitörleri genelde 104 olur. Buradan o Hz'inizi seçmeniz gerekiyor. Şimdi diğer nokta ayarlar kısmına geldiğimizde aslında direkt e, burada ayarlarla ilgili bir tane bir ön e, paket program var diyelim Birincisi performans veya kalite seçmek e, Buradan performans veya kalite seçerseniz Diğer ufak ayarlara Gerek kalmıyor gibi görünüyor ama aslında Onları değiştirdiğinizde burası da güncelleniyor O yüzden buraya performans yapabilirsiniz Ama ondan sonra gidip tekrar ince ayarları da geçeceğiz onda haberiniz olsun Evet ince ayarlar kısmında Şimdi Nvidia'nın şöyle bir özelliği var Bu kontrol panelde Ya global olarak bütün bilgisayarın ayarlarını Değiştirebilirsiniz ya da tamamen oyun veya program bazlı ki ben bunu öneriyorum çünkü e, hani CSGO için farklı ayarlar yaparsınız PUBG için farklı ayarlar yaparsınız veya farklı bir işte Far Cry başka bir şey oynarken e, daha güzel görüntü almak isterseniz de farklı ayar yaparsınız o yüzden buradan direkt e, programınızı seçersiniz ki ben buradan mesela Counter Strike'ı seçtim siz de aynı şekilde burada yazmasa daha gidip ekleyebiliyorsunuz buradan Counter Strike için ayarlara bakalım ben bu ayarları İngilizce olarak vereceğim ki olabildiğince herkese ulaşsın diye. Ee, Türkçe'de de yine aynı şekilde çok basit bir çevirilir arkadaşlar. Halledilebiliyor zaten. İlk ayar ve en önemli ayar belki de Vertical Sync. Vertical Sync aslında ekranın ufak tefek yırtılmasını sağlayan bir özellik gibi görünüyor ama bu CSGO'da maalesef inanılmaz bir FPS e düşüşü yapar. Bunu mutlaka kapatıyor olmanız lazım. İkincisi Texture Filtering Quality mutlaka high performance yapmanızı öneriyorum. Quality yapanlar da var ama bu kesinlikle ekran kartına göre değişir. Mutlaka high performance yaparsanız daha da yüksek FPS alacaksınız. Diğer kısım e, monitörünüzdeki tabi alabileceğiniz en büyük refresh rate yani hertz bunu da en yüksek şekilde yaparsanız zaten e, başta olarak ayarlamıştık yine en yükseği almış oluyorsunuz. Power Management mont başta biraz bahsetmiştik Windows ayarlarından buradan da yine aynı şekilde güç ayarlarını eğer maksimum performans yaparsanız e, bilgisayarınızı da CPU, GPU ya da RAM konularında e, herhangi bir tasarrufa gitmeden maksimum performansı verme çalıştığını görürsünüz. Maximum Pre-Rendered Frames bu yine bir yapılması önerilen bir ayar. E, genel olarak ayarların hepsi böyle. Tekrar bir size gösteriyorum. Ee, olabildiğince ayarları düşürmeye çalışıyoruz ve performansa odaklamaya çalışıyoruz. Şimdi de oyuna girerken kullanacağımız Launch Options yani başlatma seçeneklerindeki ayarlara bir bakalım. Zaten bununla ilgili videom vardı kanalda onu izleyebilirsiniz ama onun dışında sadece e, FPS optimizasyonu amaçlı da size e, birkaç ayar göstereceğim. Biliyorsunuz e, oyun ayarlarına girip buradan Launch Options'ı, başlatma seçeneklerini değiştirerek başlıyorsunuz. İlk ayarımız Force Preload bir ayarı. Bu ayar ne işe yarıyor? Oyuna girdiğinizde haritaya girerken bazı şeyler yükler biliyorsunuz. Belli bir loading aşaması vardır. Burada preload aslında oyuna girmeden önce her şeyi yüklemesi demek oluyor. Haritayla ilgili hem texture anlamında hem ses anlamında bütün detayları yüklüyor böylece. Siz oyuna girdikten sonra hani oyun içerisinde ufak tefek yükleme ile ilgili bilgisanız kısacak şeyleri engellemiş oluyor. Bu en baştan bütün haritanın özelliklerini, ayarlarını yükleyen bir komuttur. İkinci komutumuz e, MetQ Mod 2. Şimdi MetQ Mod mantığı şu arkadaşlar. E, bilgisayarınızdaki trade'leri yönlendiren bir komut. Thread nedir aslında? Bilgisayarınızda alt alta açılan, birbirinin alt sınıfında olan birçok küçük işlemcik parçacıdır. Yani trade'lerdir. Bilgisayarınızdaki bütün işleri yapmaya yer. Örnek veriyorum oyun çalıştırın, Arka tarafta başka bir uygulama çalışıyor. İşte bir yandan internet çalışıyor. Neyse bunların hepsine threadler dağılıyor. MetQ Mod'da da normalde Belli bir miktar kadar trade oyuna atanmış durumdadır ve çalıştırır. Ama sizin işlemci konusunda daha iyi bir bilgisayarınız, daha güçlü bir bilgisayarınız varsa, bu Metq mod 2 ile daha çok trade atıyorsunuz ve aslında sizin bilgisayarınızdaki gücünüzün daha büyük bir kısmı CSGO'ya verilmiş oluyor. Özetle böyle bir şey söyleyebiliriz. Bunu tabi işlemciye göre çok değişen özellikleri var. Yani bendeki işlemci de olacak, sizdekiyinde de olur gibi bir garanti veremiyorum. İşlemciden işlemciye çok fazla değişen bir özellik. Bunu deneyerek bakacaksınız. Bu komutu yazın oyuna başlayın, oyuna girin. Eğer FPS'e düşerse tekrar kaldırırsınız. Tam tersi çoğu insanda da FPS e artışı oluyor. Bunu deneyerek görmeniz lazım. Diğer bir komutumuz novit. Ee, oyuna biliyorsunuz girdiğinizde ilk 3-5 saniye içerisinde bir intro videosu geliyor. Bu da ister istemez bilgisayarı yoran bir şey, çok da gereksiz bir şey. Bunu buraya yazacağınız tre novit komutuyla beraber kaldırıyorsunuz. Tre hay e, Trade High komutu da aslında başta anlattığım threadlerle yakın bilgisayarınızdaki kaynakların daha çok e, şekilde oyuna atanmasını sağlıyor. Ama bu da yine aynı şekilde işlemci ve bilgisayara göre çok büyük değişiklikler gösterebilir. Yazın, deneyin eğer e, verim alırsanız FPS'iniz artacaktır. Verim alamazsanız da kaldırırsınız. Tamamen bilgisayar özellikli bir ayar bu da. Ve son ayarımız No 3D D9EX adı verilen bir komut. Bu da aslında e, bilgisayarda yüklü olan DirectX'i kapatan bir özellik. DirectX bilgisayardaki birçok akıcılığı geliştiren bir Windows ayarıdır aslında. Ama bu zaman zaman eee CS:GO'da FPS e düşüşüne sebep oluyor. Bu da yine aynı şekilde bilgisayardan bilgisayara değişen bir konfigürasyonel özellik. Bunu da yazın. Bakın, e, performansınız artacak, mı artmayacak mı? Buna göre kullanıp kullanmamaya karar verirsiniz. Son olarak da oyun içindeki görüntü ayarlarına bakalım. Öncelikli olarak buradan tabii çözünürlüğünüzü ayarlıyorsunuz. G yani anlamda ne kadar düşük bir çözünürlüğe sahipseniz o kadar yüksek FPS alırsınız. Yani bunu e, örnek verirsem 16'ya 9920 1080p yaparsanız e, çok ciddi bir şekilde FPS'niz düşecektir. Hem konfigürasyonunuza bağlı olarak ekran kartınıza, CPU'nuza bağlı olarak bunu olabildiğince düşük oynamaya çalışın ki zaten e, CS:GO bütün profesyonellerin de oynadığı şekilde olabildiğince düşük çözünürlükte oynanan bir oyun. O yüzden herhangi bir şekilde diğer oyunculara karşı Çözünürlüğü düşürdüğünüzde bir dezavantajınız olmuyor. bir ayarlarda yine burada laptop power savings var. Bunu zaten kapatmanız lazım. Dediğim gibi yine e, güç ayarlarıyla alakalı bir durum. Gereksiz yere kaynakları boşaltmasın. Gereksiz yere kaynakları kullanmaktan vazgeçmesin diye yapılan bir ayar. Ve gördüğünüz gibi aslında e, tamamen bütün ayarları lova çekmek en iyi olacaktır. Ben şeydir high oynuyorum. E, bu da sadece yayın yaptığım için yayında oynayabilirim. E, Oyun biraz daha güzel görünsün diye. Bunu da love yaparsanız daha iyi olacaktır. Bunun dışında multi core rendering. Bu yine e, bilgisayarınızdaki işlemcilerle beraber fazla işlemciye sahipseniz CSGO'yu daha iyi renderlamak, daha iyi görüntü akışını sağlamak için yapılan bir ayar. Bunu da açıp dediğim gibi denersiniz ki genelde artık işlemcilerin hepsinin yeni nesil olduğunu düşünürsek az çok. Bunu açmanızla beraber daha yüksek FPS e alacaksınızdır. Onun dışında yine antenal kapalı, vertical Sync ile ilgili kapalı, motion blur da kapalı. Her şeyi olabildiğince kapatıp sadece bu filter modu da en düşük şekilde getirirsiniz texture'lar için. iyi olacaktır. Bunları ne kadar arttırırsanız yapacağınız her ayar biraz daha FPS'nizin düşmesine sebep olacaktır. Olabildiğince low ayarlarda oynarsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet arkadaşlar genel olarak ayarların hepsi böyle. Ee, umarım yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Başka bir gün başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.